dersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. One Piece mangasının 836. bölümü çıktı. 836. bölümün mangasını okudum arkadaşlar ve siz de benimle birlikte okumak istiyorsanız veya benim okurkenki tam incelememi, ayrıntılı incelememi görmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen manganın incelemesine geçerim. Hemen moda giriyorum. Gregor Sander'e adam çıktı ve adam 860 milyon beli. Abi adam bakın şimdi. Ananın Big Mom'un, Big Mom ananın tatlı korsanları varmış ve bu 3 tane varmış. 3 taneden biri Luffy'lerin karşısına çıkıyor Crackers'a. Ve bu Cracker 860 milyon beli. Ve Luffy ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sen kimsin? Luffy Nami diyor ki, Luffy diyor bununla uğraşamayız diyor. Şu an çok heyecanlıyım çünkü şaşırdım baya. Luffy biriyle kapışacak ve kapışacağı adam 860 milyon beli. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal Luffy vs Cracker'ı göreceğiz. Ya abi çok garip ya. 860 milyon bellik adam çıkıyor. Luffy'nin bir anda ona kafa tutması çok farklı ya. Neyse ben bölümü baştan alayım hemen size baştan geleyim. Öncelikle Nami Lore'yi hatırlıyor. Big Mom'un kocası vardı, üvey kocası ve bunun ismi neydi? Pound'du. Pound diye hatırlıyorum. Ve bu Pound diyor ki, benim de Lore diyor, Lore diye kızım var diyor. Lütfen diyor kızımı görmeme izin verin diyor. Nami diyor ki Lore. Bir an kafası aklına geliyor. Thriller Bark'ta Lola vardı ve Nami'nin karşısına çıkmıştı. Lola'nın babası şimdi bizimkilerin karşısına çıktı ve bizimkilerden yardım istiyor. Umarım Lola bunun karşılığını fazlasıyla verir Big Mom'un karşısındaki mücadelelerde. Ve Nami hemen göğsünden standart Nami Weaver Card'ın yani yaşam kartını çıkartıyor. Ve bu yaşam kartı parlıyor. İşte burada incelememiz gereken noktadan biri de bu. Yaşam kartı neden parlıyor? Etraftaki ağaçlar ne diyor biliyor musunuz? Yaşam kartı Big Mom'un bir parçası olduğu için, Big Mom'un kızının olduğu için ve Big Mom'un aynı zamanda parçası olduğu için parlıyor diyor ve bizi etkiliyor diyor. Burada ruh meyvesinin bir özelliğini daha görebiliyoruz. Farkında mısınız? Evet farkındayım. Ruh meyvesinden dolayı olduğunu düşünüyorum ben de. Etraftaki ağaçlar falan hareket ediyor. Dedim ne oluyor bir anda? Ve hemen kaaak diye böyle bir kuş geliyor. Ve kuşun üstünde tahmin eden kim var? Ben Radolf diyorum. Randolph diye okunuyormuş herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Umarım doğru okunuşu tam olarak öğrenirim. Randolph diyeyim. Randolph geliyor ve o Randolph hatırlıyorsunuz elinde mızraklı olan tavşan bizimkilere saldırmıştı. Üzerine kuşa binmiş. Kuşun üzerinde almış mızrağı gidiyor. Adam bizimkilere saldırmaya başlıyor. Ve Cracker Sammy'e göre ve Cracker Sammy abi çekiyor hemen. Ve o 3 tatlı komutandan biri bu adama hükmedebiliyor. Demek ki bu komutanın fazlasıyla iyi bir hükmü var. Hatta Luffy direkt diyor ki ve bu Cracker Sam'a pardon hemen öncesini alayım. Luffy diyor ki bu adam çok güçlü diyor. Hemen anlıyor. Çünkü Cracker Sam haki gibi bir şey kullanıyor. Bir an gözlerini gösteriyor Cracker Sam'a. Vuv diye haki kullanıyor sanki. Ve Luffy orada haki mi var diyor acaba. Drink ediyor. Nami diyor korkudan mı oldu falan da bence haki olduğunu düşünüyorum ben de. Büyük ihtimalle Cracker Sam'ın yüksek bir hakisi var. Adam 860 milyon biri bırakın da olsun. Neyse devam edelim. Sonra aynayla meyvesi yemiş olan kadın karşımıza çıkıyor tekrardan ve Chopper'la Carrot'ı içine almış bu aynanın. Chopper'la Carrot diyor bizi kurtarın Luffy falan diyor. Luffy diyor nasıl sizi kurtaracağız falan diyor. Sonra ayna kırılıyor paramparça. Chopper yerlerde ama parçalanmış bir şey vaziyette. Ve hemen Luffy'ler diyor nasıl parçalandı diye nasıl kurtaracağız. Chopper hemen diyor ki sakin ol Luffy diyor parçalansak da bize bir şey olmadı diyor. Demek ki farklı hani parçalanınca etki etmiyor. Ruhunu mu acaba hapsediyor? O meyve çok tartışılır ya. Gerçekten teori yapılacak ve tartışılacak bir meyve. Bayağı tartışılacak meyve. Yansıtma falan da var çünkü. Acaba bir yere mi yansıtıyor görüntüsünü? Yoksa bir yere aldı kaçırdılar mı? Tartışılır. Gerçekten mükemmel bölümdü. Cracker Sam ve Luffy'nin kapışması nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Mükemmel bir 836. bölüm gördüğümüzü düşünüyoruz millet. Olimpiyatlardan sonra bence gerçekten güzel oldu. Bir hafta ara verdik ama yine de iyiydi. Bu bölümde bahsedeceğim başka bir şey yok. Luffy'nin oradaki saldırısı gerçekten mükemmeldi. Sonunda bir saldırı görmemiz iyi oldu. Vince Mocha ile toplantı yapacakmış. Biraz toplantıdan bahsettiler. Ve toplantıya ancak cesedin gelir Luffy dedi oradaki komutan Cracker'san. 860 milyon bellik adamın gücü nasıl olur? Gerçekten çok tartışılır. Acaba yoksa bu ödüller yalan mı? Hani bir şey mi var ortada? Ama 860 milyon dediğine göre mangaka direkt diyor. Hani ödüle göre bir güç sıralaması yapmak gerçekten doğru bir şey oluyor mu acaba? Hani gerçekten tartışılacak şeyler bunlar. Bir sonraki mangada görüşmek üzere kardeşlerim. Cracker Sam vs Luffy. Kendinize iyi bakın millet. Hoşça kalın.